Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Şöyle ters düzü olan ters de bu şekilde, düzü bu şekilde 3 renkle yaptım. Siz daha fazla renk kullanabilirsiniz veya 2 renkle de yapabilirsiniz. Yapılışı gayet kolay. Buradan zincir üzerine modelimizi kuracağız. Daha sonra sıra tekrarı olarak bir sıra burada V'ler oluşturacağız. Bir sıra üzerine trabzanları yaparak yapacağız. Bu modelle bebek battaniyesi, bebek örgülendiği yelekler, hırkalar veya büyük bayan hırkası, dizüstü battaniyesi, bebek battaniyesi veya çanta yapılışında kullanabilirsiniz. Şöyle yine 3 renk, aynı renklerle modeli göstermeye çalışacağım. Şöyle modelimi kenara alıyorum. Öncelikle sarı ipimle başlayacağım. Tığ olarak 4 numara 2,5 milimlik tığ kullanacağım. Siz elinize yatkın ve ipinizin kalınlığına göre bir tığ numarası seçebilirsiniz. Burada modelimizi kurarken 10 ve katları olarak kuruyoruz. Zincir üzerine kuracağımız için zincirlerinizi fazla çekebilirsiniz. Artanını kesebilirsiniz istediğiniz boyuta geldikten sonra. Şöyle tığıma sabitliyorum ipimi. Çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimi yapıyorum. Şöyle zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Alt kısımdan kasma olmasın. Eğer battaniye yapacaksanız 1 metre kadar veya yapmak istediğiniz ölçü kadar zincir çekebilirsiniz. Elinizde ipleriniz varsa siz de benim gibi ufak bir parçada deneyip nasıl durduğunu görebilirsiniz. Şöyle bir miktar zincirlerimi yapayım. Şöyle bir miktar zincirlerimi çektim. Bu kadar yeterli. Şöyle modelimizi kurarken önce tam motif olarak kuruyoruz. Yani burada tam motif ilk sıramız. Sonra ikinci sıramızda bakın burada yarım bir motifimiz var. Sonra o şekilde yapacağız. Tekrar tam motif olarak yapacağız. Biz ilk önce tam motif olarak modelimizi kurmaya başlayacağız. Buradan ipimi tığımın üzerine aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Zincire batarak buraya trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. Aynı zincirin içerisine bir trabzan daha yaptım. Trabzanlarımı ikili olarak yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. Aynı zincirin içerisine 3. trabzanımı yaptım. Burada 3 tane trabzan oldu. Bu zinciri saymıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak 3 tane trabzan daha yapıyorum. 2 3 Şöyle aynı zincirin içerisine 3 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı zincirin içerisine 3 trabzan daha yaptım. Burada şöyle buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincire batarak bir sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle ilk motifimi yapmış oldum. Bundan sonra hep aynı sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Burada zincir çekmeden ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batarak trabzan yapıyorum. 1, tekrar ipimi aldım. Aynı yuvanın içerisine 2, tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı yaptım. Arada 2 tane zincir. Tekrar aynı zincirin içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Buradan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincire batarak bir sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle ikinci motifimi de oluşturmuş oldum. İlk sıramız bu şekilde. Tekrar burada ipimi aldım, zincir çekmedim. 1 2 3 4 5. zincire batarak buraya trabzan yapıyorum. 1 Aynı zincirin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı zincirin içerisine batarak 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 Zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincire batarak bir sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle 3 tane motifimi oluşturmuş oldum. Tekrar ipimi alıyorum. Zincir çekmedim. 1 2 3 4 5.
zincire batarak buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 arada 2 zincir, tekrar aynı zincirin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 buradan 1 2 3 4 5. zincire batarak bir sık iğne ile buraya sabitledim. Bu şekilde sıranın sonuna gelmiş oldum. 4 tane motif yaptım. Bu kadar yeterli. Burada diğer rengimi alıyorum. Hemen şöyle krem ipimi alıyorum. Burada önce tığıma sabitliyorum. Bu sok iğneye batarak burada bir sık iğne ile buraya sabitledim. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu motifin ara boşluğunda 2 tane zincir çekmiştik. Buraya batarak sabitledim. 2 tane zincir çektim. 2 motifin arasındaki burada bakın bir tane sık iğnemiz var. Buraya batarak bir tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yaptım. Bu şekilde yuvalar oluşturacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki motifin ara boşluğuna batarak buraya sabitledim. 2 zincir. Bir sonraki şöyle iki motif arasındaki sık iğneye batıyorum. Buraya bir trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle V'lerimi oluşturmuş oldum. Bu sıramızda sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. 2 tane zincir çekiyorum. Sonraki motifin ara boşluğuna sabitliyorum. Arada 2 zincir. Sonraki 2 motifin arasına önce bir trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Son motifin ara boşluğuna sabitliyorum. Son olarak 3 tane zincir çekiyorum. Kenardaki zincire batarak buraya sabitledim. Şöyle ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. Yani yuvalarımızı hazırlamış olduk. Buradan geriye dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle bu beyaz sıramızda yarım motifimiz var burada bir tane. Şimdi onu yapacağız. Tığımın üzerine ipimi aldım. Burada zincirin dibindeki yuvaya batarak buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere tekrar batıyorum. 2 aynı yuvanın içerisine tekrar batıyorum. 3 3 tane trabzan yaptım. Zincirle beraber 4 tane oldu. Bu ara boşluğa sabitlediğim zincirin üzerine, yani sık iğnenin üzerine batarak buraya bir sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Zincir çekmeden ipimi aldım. Hemen sıradaki V'nin ortasına batarak buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 arada 2 zincir. Tekrar aynı V'nin ortasına batarak 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 zincir çekmeden hemen sırada gelen, bakın burada zincirine sabitlemiştik, buraya batarak yine bir sık iğne ile sabitledim. Şöyle ilk motifimi oluşturmuş oldum. Bir tane burada yarım motifim var, bir tane tam motif. Şimdi burada sıra sonuna kadar motiflerimizi hazırlayıp devam edeceğiz. İpimi tığımın üzerine aldım. Bir sonraki V'nin ortasına 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 arada 2 zincir. Tekrar aynı V'nin ortasına 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 zincir çekmeden hemen bir sonraki motifin şu tepesindeki sık iğneye batarak sabitliyorum.
İkinci motifimi de oluşturmuş oldum. Burada bir tane V'm kaldı. Onu da yine tamamlayayım. Şimdi buraya da yine motifimi hazırladım. Burada zincir çekmeden hemen şu sık iğneye batarak buraya sabitliyorum. Şimdi burada ilk yarım motifle başlamıştık. Son olarak yine bir tane yarım motif yapacağız. Burada zincir çekmeden ipimi aldım. Son buradaki başladığım noktaya batarak buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Bir tane de kenar trabzan olması için 4. trabzanımı yaptım. Yine bu tarafta da zincirle beraber 4 tane oluyordu. Burada da yine 4 tane oldu. Şimdi burada diğer rengimi alıyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Buraya sabitliyorum. İlk trabzan tepesine bir sık iğne ile sabitledim. Burada hem yuvaları oluşturacağız hem de şuradaki aşağıya inen çıkıntıları yapacağız. O şekilde artık devam edeceğiz. Modelimizi kurmuş olduk bu şekilde. Şöyle 1 2 3 tane zincirimi çektim. Burada şu ara boşluktaki sık iğneye batıyorduk. Oraya batmayacağız. Şöyle bir aşağıdaki burada sarının ortasından geçiriyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Önce 2 sonra 2 kapattım bu şekilde. Arada 2 zincir. Tekrar aynı şekilde alt desenin ortasından tığımı geçiriyorum. Şöyle hafif uzatıyorum. Önce 2 sonra 2 kapattım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Sonraki desenin ortasındaki boşluğa sabitledim. Artık V'lerimizi aradaki sık iğneye değil bu şekilde aşağıya batıyoruz. Bir alttaki desenin ortasından geçirip yapıyoruz. 2 tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Burada desenin arasındaki sık iğneye değil bir alttaki desenin ortasından geçirip şöyle hafif ipimi uzatıyorum. Önce 2 sonra 2 kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar ipimi aldım. Aynı yerden geçiriyorum. Hafif uzatıyorum. Önce 2 sonra 2 kapattım. 2 tane zincir çektim. Sonraki desen ortasına sabitledim. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki ara boşluğa yine alt desen ortasından geçiriyorum. Önce 2 sonra 2 kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yerden önce 2 sonra 2 kapattım. 2 zincirimi çekip bir sonraki desenin ortasına sabitledim. Tekrar 2 zincir. Burada son bir desenim kaldı. Yine aşağıdan tığımı geçiriyorum. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. Son olarak 3 zincir çekiyorum. Bu kenardaki zincire sabitledim. Şöyle sıramı tamamlamış oldum bu şekilde. Buradan 3 tane zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şu alt sırada yarım motif yapmıştık. Şimdi bu sıramızda tam motif yapacağız. Bir tam bir yarım olarak gidiyoruz. 3 tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Burada hemen V'nin ortasına geçiş yapıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3. Arada 2 zincir. Tekrar ipimi aldım. Aynı V'nin ortasına 3 trabzan daha yapıyorum. 3. Hemen burada sabitlediğim sık iğnem var. Buraya bir sık iğne ile sabitledim. Tekrar ipimi alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki V'nin ortasına yine desenimi yapıyorum. Önce 3 tane trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki burada desen tepesindeki sık iğneye batarak sabitledim.
Bu sıramızda sıranın sonuna kadar devam ediyor. Bundan sonra sıra tekrar olarak devam ediyoruz. Bir sıra buradaki kurulumu yapıyoruz. Bu şekilde aşağıdan alarak ipimizi bir sıra üzerine bu şekilde desenimizi kurarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Ben şimdi buradan sıra sonuna kadar devam edeyim. Evet, şöyle sıra sonuna kadar devam ettim. Modelimiz ortaya çıkmış oldu. Dediğim gibi artık sıra tekrar olarak devam edeceğiz. Burada zincir çekmeden son olarak burada son zincire batarak şöyle ipimi alıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle bu tarafta da zincirle başlamıştık. Bu tarafta da trabzanla bitirmiş olduk. Buradan iplerinizi isterseniz koparabilirsiniz. İsterseniz şöyle yukarıya alabilirsiniz. Ben hemen ipimi şöyle yukarıya alıp göstermek istiyorum. Buradan 3 tane zincirimi çektim. Hemen ilk desenin ortasına sabitledim. Tekrar 2 tane zincir çektim. Burada şurada yaptığımız gibi yine V oluşturuyoruz. Hemen bir alttaki desenin ortasına geçiyorum. Buradan ipimi alıyorum. Önce 2, sonra 2 kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Önce 2, sonra 2 kapattım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Sonraki desenin ortasına sabitledim. 2 tane zincir çektim. Bir sonraki şöyle desenin ortasına değil, bir alttaki motifin ortasından geçiriyorum. Hafif uzatıp önce 2, sonraki kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar önce 2, sonra 2 kapattım. 2 zincir. Sonraki motifin ortasına sabitledim. Bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Şöyle hemen sıranın sonuna kadar gelirim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Son olarak bu kenardaki zincire batarak sabitledim. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi burada tam motif yapmıştık bu sırada. Şimdi burada yarım motif yapıyoruz. Yani beyaz rengi, beyaz rengimizdeki sıraya tekrar dönmüş olduk. Evet, bu şekilde sırayı tamamlamış olduk. Buradan 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve geriye dönüyoruz. Şurada beyaz yaptığımız bölümü tekrarlıyoruz. Önce yarım motifimizi yapıyorduk. Bu zincirlerin dibindeki sık iğneye batarak buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine. Zincir çekmeden bir sonraki desen ortasına sabitliyorum. Tekrar ipimi aldım. Burada V'nin ortasına batarak yine desenimi oluşturuyorum. 3 trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar V'nin ortasına 3 trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki desenin tepesine sabitliyorum. Bu şekilde bir sonraki sıramıza geçmiş olduk. Şöyle sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle sıranın sonuna kadar devam ettim. Burada yine bir tane yarım motif yapacağız. Zincir çekmeden ipimi aldım. Burada son zincire batarak buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane de kenar zinciri olması için bir trabzan daha yapıyorum ve 4'e tamamladım. Buradan hemen beyaz ipimi yukarıya geçiriyorum. İsterseniz kesip yukarıya sabitleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum. Burada hemen V oluşturmaya başlıyoruz. Ortadaki sık iğneye batmıyorum. Hemen alt motifin arasından geçirip ortadaki boşluktan geçirip ikili trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane zincir. Sonraki motifin tepesine sabitledim. Bir sonraki sıramıza da bu şekilde geçiş yapmış olduk. Modelimiz bu şekilde. Artık bir sıra burada buradaki yuvaları kuruyoruz. Bir sıra üzerine desen gidiyoruz. Şurada sadece önemli olan bir sıra burada.
Yarım motifimiz var, bir sıra tam motifimiz var. O şekilde ilerliyor. Modelimiz bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle tekrardan modelimi göstermek istiyorum. Modelin büyük hali bu şekilde. Her alanda değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Eğer bebek battaniyesi yaparsanız astarlı veya astarsız kullanabilirsiniz. Bugünkü videom bu şekildeydi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.